...gerçek tabloyla... Hı hı. ...karşılaştırdı. Neden ee, yapılamadığını anlattı. Neden yapılamadığını anlattı... ...hani birçok... E, ...detayı verdi, oyuncu ismi verdi... ...yani milik falan diyorsunuz, ne milik falan dedi... ...neredeyse ona getirdi. E tabii yani milik oynar, milik şampiyonlar gibi de iş yapar... Onda sıkıntı yok ama... ...kolay değil ki yani kolay değil. Gerçekten çok zor. Peki Ahmet Musa'yla da ilgili düşünceni alayım. Şimdi o videoda hı hı. E, Fatih Terim'in yalanlamadığı isimler verirken ya da ilgilenmiyoruz demediği gündemde olan tek isim e, Ahmet Musa kalmıştı. Şimdi Dünya Kupası'na da veda edince e, belki o Arjantin maçında Galatasaray taraftarları Ahmet Musa gol atmasını istemişlerdir. İstemiş de olabilirler Galatasaray'dan uzaklaşmaması anlamında. Ahmet Musa Galatasaray'a gelir mi? Gelirse nasıl bir performans sergiler? Ee, son birkaç dakikamızda bunu sana da sorayım olur. Ee, yani Ahmet Unsan'ın ben işi artık bu transferinin kapandığını düşünüyorum. Yani Ahmet Unsa e, ben şey 11'i yaptım Dünya Kupası için grup aşaması 11 yaparken ben Herikeyni değil Ahmet Unsa'yı koydum. Çünkü Herikeyni çok kolay bir grupta. Ee, yani korner ve penaltıdan attığı gollerle bir tane de topuna çarptı ters tarafa gitti ona yazıldı gol. <laughs> Mesela 5 gol atmasına rağmen, gol krallığı lider olmasına rağmen Ahmet Musa'dan önde olduğunu düşünmüyorum. Ee, Nijerya'yı eğer son ana kadar zorladıysa e, gruptan çıkma şansını, Ahmet Musa'nın payı çok büyüktü. Ocak ayında o tren kaçtı. Ocak ayında Çeskaya'ya e, Galatasaray'a gelme ihtimali çok ciddi şekilde vardı. Ama işte o alınan ani seçim kararı Galatasaray'da o süreci kırdı. Galatasaray'da eğer Dursun Özbek kendi kendine durup dururken ya işte seçim yapalım şöyle yapalım böyle yapalım moduna girmeseydi e, kendi ekibi zaten Ahmet Musa'yı getirecekti. Evet. ama e, belki de hayırlısı olmuştur bilemeyiz. Olur olur şu an Galatasaray sonuçta <laughs> Mustafa Cengiz geldikten sonra yaptığı transfer hamleleriyle gönderdiği oyuncularla yakaladığı birliktelikle Fatih Hoca'nın rahat çalışmasıyla birlikte şampiyon oldu. E, ama hani Ahmet Musa açısından onu söyleyebilirim. Galatasaray'ın kapısından döndü. Bir daha da ...bu kapıya geleceğini zannetmiyorum kısa vadede. Galatasaray'da hı hı. forma giyebileceğini düşünmüyorsun. Peki son olarak şunu da sorayım. UEFA'dan e, yapılan açıklama... ...Galatasaray'a verilen yaptırımların gözden geçirileceğine dair... ...taraftarlara ister istemez bir korku sardı. E, gündemde de çok konuşuluyor. Acaba tam tersi e, bir durum söz konusu olacak mı? Sence senin tecrübelerin bu kararın değişeceğini... Sana söylüyorum. Ee, zaten karar yani şey yeniden gözden geçirme olacağını olur olmaz zaten konuştuk evet. senin telefonda. Ee, açıkçası beklediğim bir şey değildi onu söyleyeyim. Rutin bir şey deniyor, rutin olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama şöyle bir durum var, rutin olmayan bir durum daha var. Finansal fair play kurallarında bir değişikliğe gidildi ve UEFA birkaç tane madde getirdi. Bunlar bizim kulüplerimizle ilgilendiren maddeler. Bu değişiklikler hemen sonra geldiği için belki ona uygun revize etme durumları olabilir. Ama ben işte siz bize men vermemiştik ama men veriyorum. Şunu vermemiştik ama bunu veriyorum yapacaklarını düşünmüyorum. Birkaç ayarlama yapılır en fazla. Ee, ayarlamaların ne olduğunu gördükten sonra konuşuruz. Bir de şöyle bir cümle de kullandı Şenol Hoca. E, feda feda diyorlar ama dedi... ...kullanmayacağım oyuncuları göndererek biz bu fedayı yapacağız. Yoksa dedi şakır şakır top oynayan Adriano'dan feda istemeyeceğiz dedi. Ee, yani o konuda tabii ki yani oyuncu şimdi niye şey yapsın ki yani... E, ...belli bir durum olur, performans odaklı bir şey olur. E, onun üzerine konuşulabilir ama... ...ya bir yandan da şunu da söylemek istiyorum. E, hani genel manada herkesten durup durup kendini mi? Bizim durumumuz kötü, indirim yap. Hoş bir şey değil ama eğer oyuncu performansı konusunda gerçekten aldığı parayla performanslar uçurum varsa biraz evet. da e, gerçekten bir sözleşme tazeleme yoluna gitmeli. E, affedersin ama 3 kuruş top oynadıkları zaman zam istemeyi çok iyi biliyorlar. Zam da değil, iyileştirme istiyorlar, 2 katı para istiyorlar. E, o zaman e, çok kötü oynadığın zaman da e, sözleşmemiz var, sözleşmeyi riayet edelim demeyeceksin belli ölçülerde indirim yapıp tekrar yola devam etmek. Eğer kalmak istiyorsan kulüpte bunu o açıdan söylüyorum. Sözleşmen mesela bir sene kalmış, iki sene kalmış. Çok marjının üstüne para alıyorsun ama kulüpte de devam etmek istiyor. O zaman o indirim yapacaksın. Ee, burada hani kulüp adı fark etmeksizin bunu söyleyebilirim. Ama yani şey fedası hani sözleşmeden hani feda döneminin ilk sezonu gibi yani Egemen korkmaz indirim yap yoksa git bonservisine veririm durumu yok. O başka bir seviyor çünkü ama diğer türlü de tabi maddi olarak belli bir kemerleri sıkmaya çalışacak Beşiktaş.